Herkese selamlar. Bugün sizlere yeni bir seri olan YDS, Yük Dil ve YDT İngilizce Alıştırmaları serisini çekeceğim. Serinin ilk videosu olarak da çıkmış ve çıkabilecek kelimeler videosunu sizlere göstereceğim. Videomuza geçelim. İlk olarak birinci kelimemiz Abolish, iptal etmek. İkinci kelimemiz Abolition, kaldırmak. Üçüncü kelimemiz Absorb, emmek, karşılamak, dengelemek anlamları vardır. Yani tek anlamda değildir. Dördüncü kelimemiz abuse, kötüye kullanmak, suistimal etmek anlamları vardır. Beşinci kelimemiz akademik, akademik anlamı vardır. Zaten Türkçe'de de böyle kullanıyoruz. Altıncı kelimemiz accelerator, gaz pedalı demek. Yedinci kelimemiz accent, şive ve aksan manaları vardır. Sekizinci kelimemiz access, access diye de okuyabilirsiniz. İkisi de pek fark etmiyor. Giriş ve yol manaları vardır. Dokuzuncu kelimemiz accessible, erişilebilir ve suçlamak manaları vardır. Onuncu kelimemiz accounting, muhasebe ve pek kullanılmasa da hesaplama manası olduğundan dolayı hesaplamayı yazmadım buraya. En çok kullanılan manası muhasebedir. 11. kelimemiz accumulate, toplamak, biriktirmek manaları vardır. 12. kelimemiz accused. İki manası vardır. Sanık ve suçlamak. 13. kelimemiz accustomed. Alıştırmak, fiildir. Accustomed. Bu da ikinci hali olan geçmiş zamandır. Alışık, alışkın ve alışmış manaları vardır. Geçmiş zamandan üzer, gelmek üzere. 15. kelimemiz achieve. Bu bir fiildir. Üstesinden gelmek, başarmak manasına gelir. Achievement fiilden isim olmuştur. Başarıdır manası. Asit. Türkçede de kullandığımız üzere asittir manası. 18. kelimemiz. Enoğlup. Doğrulamak manasına gelir. Fiildir. 19. kelimemiz. Acquire. Edinmek manasına gelir. Fiildir bu da. 20. kelimemiz. Acquisition. Edinmek manasına gelir. Edinme, edinmek, istimlak ve el koyma manalarına gelir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Belli bir izlenmeden sonra video serisinin ikinci videosu gelecek. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.